Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün hayvanımızı sabah sürdük. Şöyle biraz ormanda gezinelim dedik. Şöyle. Ondan sonra gezerken şöyle gezinelim dedik ve bir tane kanlı camantarı bulduk arkadaşlar. Gerçekten havanın o kadar soğuk olduğu aslında bir günde. Yani uzun zamanda zaten bulamıyorduk. Ama bugün karşımıza bir tanecik çıktı arkadaşlar. Şöyle. Yani normalde bizim köyde ben ilk defa görüyorum bu zamanda kanlı camantar arkadaşlar. Yani bugün yerde çok soğuk, her yer buz tutmuş. Sebzelerimiz, ektiğimiz bitkilere bile buz tuttu yani, o şekilde soğuk var. Aa, bir tane kanlı camantar bulduk. Etrafına bakın ona. Eki vardı daha, bir eşi daha. Şöyle kökünü bırakalım arkadaşlar. Kendisini alalım. Bugün dediğim gibi çok aşırı soğuk vardı arkadaşlar, kaç gündür. Hatta yurdum bugün birçok yerine kar yağdı, haberlerde gösterdi. Oralarda cumartesi günü falan gelecek diyorlar. Bakalım nasıl olacak, biz de bilmiyoruz. İnşallah gelir yine kar, bereketler. Burası da kabarık gibi ama. Yok arkadaşlar buralarda. Bir iki daha bulduk mu bir yemeğimiz çıktı. Evet arkadaşlar, bir tane daha bulduk. Burada güzel bir kanlıcamız daha var. Tabi artık buna don vurdu. Kıra vurdu, ondan dolayı kurumuşlar biraz böyle ama. Yani güzel, yiyecek çekildiler. Şöyle iki tane oldular. Şunları şöyle koyalım. Biz aramamıza devam edelim. Normalde bu zamanda dediğim gibi olmaz ama. Çok şansımız arkadaşlar çıkmış. Herhalde buralara gelen olmadı daha önceden. Yoksa gelen olsa illaki bulurlardı yani. Köyde aranan bir mantar, sevilip de yenilen bir mantar. Biz de şu şekilde bol, fazla bol çıkmıyor arkadaşlar, görüyoruz. Kozak yaylasına çıktığın zaman bol şekilde bulunuyor da bizim buralarda pek bol bulunmuyor. Kara kış kapıda arkadaşlar. Burada dereler arkadaşlar. Hatta güneş çıktı, yavaş yavaş havalı biraz kırmaya başladı soğunu. Bu şekilde. Çam ağaçları, orman içindeyiz arkadaşlar bugün. Yani dereler, de aşağıda dere var. Evet, ormanda gezmeye devam arkadaşlar. Yine birkaç tane kanlıca bulduk. Biraz daha bulsak iyi olur arkadaşlar. Bugün çok soğuk ya, gerçekten buz tuttu. Yani ceket olması halinde üstünde dondum yine. Artık biraz zor bunlar arkadaşlar bu saatten sonra, çünkü bunlar da daha önce çıkmış yani. Ama toprağa pürçek de belli olmuyor. Bu şekilde duruyorlar. Sadece çam ağacı göçmüş arkadaşlar, soğuklardı daha önce, kurumuş. Kendiliğine dibi taşmış arkadaşlar, köklenmiş. Bu rüzgardan kırılmış. Böyle yukarı doğru çıkalım artık. Yola doğru. Daha fazla bulamayacağız. Bunlar da şans olarak denk geldi arkadaşlar.
Öyle bak gezinirken ormanda. Şöyle bakınıyorum ama daha hiç görmedim. Evet arkadaşlar, ormanda geziyoruz. Şöyle. Bu da bir deli mantarlar buldum böyle. Bunlar bile kurumuş gitmiş artık. Kanlıcıyor değil bunlar. Şöyle bakın, bu da mantar çıktıysa illaki bu da çıkabilir yani. Normal mantar çok ama kanlıca var mı acaba? Bu şekilde bakın alacağız. Evet arkadaşlar, bir tane bak kabarık, bak burası görüyorsun şöyle. Evet, kabarık bak üstü. Evet. Güzel bir kanlıca daha burada arkadaşlar. Kökünü bırak hatta. Bu şekilde üstünü temizleyelim. Soğuktan çatlamış arkadaşlar artık. Şimdi etrafına bakalım şöyle. Ufak yağ, ufak ufaklar çıkıyor bazen. Ama soğuktan donduğu için büyüyemiyor. Evet, bir tane daha bulduk burada. Etrafına bakalım. Belki vardır daha. Bazısı gözüküyor, bazısı gözükmüyor arkadaşlar. Kanlıcalar böyle. Bazen tepe gibi çıkıyor. Bazen hiçbir şey olmuyor. Şimdi bazen de tamamen gizli oluyor. Rastgele kurcaladığın zaman bulunabiliyor. Biraz daha bakınalım şöyle, mantar var mı arkadaşlar? Ondan sonra artık evimize gidelim. Sobamızın başına oturalım. Hayvanlarımızı yaptık. Hava iyice soğudu. Güneş çıktı ama yani soğuk da yerinde. Şöyle biraz daha gezdik mi? Yoksa gidelim artık evimize. Daha fazla yok ama arkadaşlar galiba. Çünkü bunları bile bulmamız yani bize sürpriz oldu. Evet arkadaşlar, artık yola çıktık. Ormandan ayrıldım. Yola çıktım, yola girdim artık. Burada da ana yolumuz var köyümüzün. Şöyle küçük bir manzara arkadaşlar. Sakar kayası deniyor karşıya. Eskiden kireç yapılıyormuş oradaki kayalardan. Çok eskiden yani. Yani o dedim de 50, 60 belki 70 yıl önce yani kireç olarak yapılıyormuş o da. Böyle büyüklerden büyüklere de duyulmuş yani. Artık yola çıktık. Öbürkü mantarlı annem de. Bunu ben sonradan buldum kendim. Yani az önce en son buldum. Kanlıca mantarımız. Gerçekten çok güzel bir kokusu var arkadaşlar. Köyümüz bu karşımızda. Evet, bugün de bu kadar mantarımızı doladık. Videomuzu çekmiş olduk. Öyle.
Gerçekten çok güzel bir mantar bulduk. Taze çıkmış, bu en son bulduğumuz arkadaşlar. Öbür güne biraz don vurmuş. Ama bunlar bu tazeymiş gerçekten. Manzaramız arkadaşlar köyümüzün. Şöyle. Yerler biraz artık arkadaşlar çözüldüğü için nasıl oldu? Çamur her yer. Şöyle dağlarımızın manzarası arkadaşlar. Payam ağaçlarımız arkadaşlar. Köyden birine ait. Arkadaşlar köyümüz bu şekilde. Evet arkadaşlar, bugün de beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Özellikle kanalıma abone olsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Hepinize iyi günler.